Tabii bu liste çok çok daha mütevazı ama diğer yandan Fenerbahçe'de hem kongre süreci yaşanacak tıpkı Galatasaray'da olduğu gibi Evet. ve tabii önümüzdeki sezon için nasıl bir planlama, teknik direktör kim olacak dan başlayarak devam edebilir. Gökhan Gönül, Sisse, Harun, Oytun. Gürcan abi bu listeden kalacak olacak mı? Birincisi, ikinci sorum. Ali Koç başkan tekrar aday olacak mı? Üçüncü sorum, Beşiktaş'ın teknik direktörü kim olacak? Beşiktaş'ın. Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin teknik direktörü kim olacak? Ah bu Konya neler yaptırıyor. Belki Beşiktaş yaptırıyordur. Kesin bir haber almışsın. ben Gökhan Gönül dışında kalabileceklerini düşünmüyorum. Yani orada Gökhan bu takımın kaptanı, eski oyuncusu. Gökhan kendi kararını kendi verecektir. Bir. İki, Ali Koç aday. Perşembe günü de büyük ihtimalle adaylığını açıklayacak. Karşısına rakip çıkacağını da düşünmüyorum. 3-4 tane rakip çıkma ihtimali olan iş adamıyla Fenerbahçe Kongresi ile görüştüğümde böyle ifade ettiler. Yani Ali Bey adaysa biz bekleyeceğiz yani. Ayıp olur. O kadar para harcadı. Devam etmesi lazım gibi ifadeler kullandılar. Ve Ali Koç aday olduğunda da inşallah sosyal medyada geçen seçimlerinde yaptığı gibi o rüzgara kapılmaz. Elindeki imkanların karşına analitik düşünerek, yani bu işte duygularını, paniğini, sinirini katmayarak karar verir. Benim şahsi görüşüm, eğer çok büyük bir üst düzey bir teknik adam getirmeyeceklerse Emre Belezoğlu'yla devam etmelerinin en doğru seçim olur. Ha getirirsin Bielsa'yı, yani öyle acayip hakikaten Pellegrini mesela falan ekol getirecek bir teknik adam getirsin, bir şey demem. Ama takımı eline almış, bu kadroyu kurmuş, artık bir sene beraber olmuş bu oyuncular. Genç bir kadro, yani birkaç oyuncu çıkardığı zaman yaş ortalaması hakikaten 25-26'larda bir kadro. Bir iki transferle, bir iki takviyeyle esasında önümüzdeki sezonda farklı şeyler yapabilecek bir takım var. Satmadıkları zaman, onu da söyleyeyim. Tabii de Ozan Tufan'la ben Atilla Salah'a ciddi teklifler geleceğini düşünüyorum mesela abi. Tabii tabii, yani Ozan, Atilla, İrfan. Ha, İrfan Can da var. İrfan var, Pelkas var. Yani satabileceği gerçekten önemli oyuncuları var. Normalde satmaman lazım. Yani bu oyuncuları elinde tutman. Özür dilerim. Emre Belezoğlu ile devam edilmeli. Çok çok majör bir isim gelmezse dediniz. Evet. Diğer Ali Koç başkanlığı devam edecek. İstihbaratınız bu yönde. İki sezon öncesinden ya da geçtiğimiz sezondan ya da bu sezondan ne farklı olacak önümüzdeki sezonda? Yani alınmış dersler mi sadece yol gösterecek Fenerbahçe'de? Radikal ne değişebilir? Şimdi esas nasıl Emre Belezoğlu özelinde değil, tüm teknik adamların özelinde konuştuğumuz zaman oyuncunun kadar teknik direktörsün ya da başarılısın. Yani tamam, mesela Sergen Hoca'yı konuşuyoruz, bir sistem getirdi diye, ama ya bu Bakarla Gezal'dır yani, aldı taşıdı. Mesela Erol Bulut çok eleştiriyordu. Emre Belezoğlu'nu yapan İrfan'ın müthiş performansıdır. İrfan'ın Valencia'dır. Yani kaliteli oyuncu bulduğun anki bu da para. Tabii İrfan'dan çünkü şey faydalanamadı. Erol Bulut faydalanamadı. Sakat geldi, olmadı. Doğru, bir de o var. Yani bir kalite ortaya çıktığı zaman mesela Galatasaray'ın çıkışı da Belen de gitti, işte şu oldu, bir tökezledi ya, 6 maç 3 puan mı aldılar, bir şey oldu. Getson'un dönmesiyle, Getson'un müthiş performansı. Dolayısıyla ne fark eder dersen Emre Belözoğlu'nun fark ettirecek bir oyuncu performansı bulması lazım takımın içinde. Bunlar kimleri sayıyoruz işte? Salah'ı, İrfan, Pelkas, Valencia, Ozan. Bunlar fark yaratan oyuncular. Ve bunlar giderse senin silahların gidiyor. Seni başarıya götürecek performanslardan da vazgeçiyorsun. Yani genç oyuncu olmak evet iyidir, ama genç oyuncu soru işaretidir. Ne vereceği belli değil. Çok da iyi olabilir, olmayabilir. Yani demin Ergin onun altını çizmeye çalıştı bence. Fatih Terim Galatasaray'a yeniden yapılanmada. Yani alırsın genç oyuncuları, bir takım kurarsın. Ama gelirler 3, giderler 4. Ne yapacaksın? Ya Mustafa falan da seni kurtaramaz. Sen de Fatih Terim'sin yani. Öbür ve hedef takım çalıştırıyorsun. Mesela Antalya'da, ne bileyim Kayseri'de, Antep'te bu işleri daha rahat yaparsın. İlk ona girdin mi iyisin. Oralarda. Ama hedef takım çalıştırıyorsan, şampiyonla oynayacağım diyorsan,
Elinde oyuncu olacak. Bu sadece dediğim gibi Emre Belezoğlu değil. Önümüzdeki sene Sergen Yalçın'ın da problemi olacaktır. Abubakar gittiğinde deli gibi santrafor arayacak. Çünkü Beşiktaş'ın oyununu bina ettiği şey santrafor oyunu. O yaptı her şeyi. Larin'in bugün konuşuluyorsa bu kadar gol atması Abubakar'dır nedeni. O yaptı. Oyuna kattığı akıldır. Tabii. Abubakar'ı kovaladı stoperler. Larin boş kaldı. Sadece şu mantığı oraya seslendirmek istedim. Hayır. Yani işte bu geride bıraktığımız sezon ve önümüzdeki sezon birçok anlamda paralel olacaksa şampiyonluk nasıl gelecek? Ben şuna inanırım. Muhtemelen siz plan. Plan ne abi? Yani Emre Belezoğlu'yla da oturacaksan, başka teknik direktörle de oturacaksan. Ne planladın? Hoca planın ne? Ne yapmayı düşünüyorsun? Ne gibi? Bak bizim taraftar kontrollü oyunu sevmiyor. Kontrollü oynatmaya kalkarsan işte Aykut Hoca gibi, Erol Hoca gibi, Abdullah Hoca gibi seni tepe koyarlar. Ne yapacaksın? Önde oynayacağım. Önde oynaman arkada açık vermen demek. Onu nasıl engelleyeceğim? Bunların çözümlerini bulacaksın. Fenerbahçe, Emre Belezoğlu oyunu. Evet, cesaretli bir oyun. Emre Belezoğlu ile oynadığı oyun. Ön tarafa çok giden bir oyun. Ama çok ciddi ön taraf performansına bağlı. Yani ya İrfan ya Mesut acayip oynamaya devam edecekler. Ama arka tarafta bu oyuncularla, bu dörtlüyle yapamazsın. Yapamazsın yani offside'i bozan beklerle, rakibi asist yapan, kendi kalesine gol atan stoperlerle gene aynı acıları yaşamaya devam edersin. Yine bir değişim ve dönüşüm zamanı olacak Fenerbahçe'de. Yani ben şeye mesela katılmıyorum Gürcan abi. Oyuncu kadar teknik direktörsün kısmına. Başarılısın. Ona da katılmıyorum. Hele bu sezon çok çürüttü onu. Bu sezonun bize gösterdikleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin oyuncu topluluğunun sayısı, CV'leri ve Beşiktaş'ın... Sergen Yalçın bunu değiştirdi. Değiştirdi. Çünkü niye? Aynı oyuncu grubunu geçen sene Abdullah Avcı'dan devraldı. Aynı oyuncu grubuyla yaptıklarını gördük. Ekleme yapabilir miyim sadece? Tabii. Lafını kesmek için değil, daha iyi anlatabilmek için. Beşiktaş'la anlaştığından beri bu ligin en fazla puan toplayan teknik direktörü Sergen Yalçın. En fazla gol atan teknik direktörü Sergen Yalçın. Şampiyon olan da Sergen Yalçın. Yani. Öte yandan mesela Gezal Premier Lig'de niye faydalanılmadı mesela? Samat da 30 gol yapmış bir adam niye faydalanılmadı? Siz de bu ligin gol kralı. Hani oyuncun kadarsa bu da teknik direktör performansı bu sezon çok fark gösterdi. Niye? Emre Hoca'nın bile Erol Hoca'dan aynı oyuncu grubuyla alıp başka bir yere taşıdığını gördük oyunu. Teknik direktör katkıları bazen çok fazla değildir ama Sergen Yalçın bu sene oyuncu grubunun kendisine kattığından ziyade kendisinin oyuncu grubuna kattıklarıyla bir şey ortaya çıkardı. O yüzden burada oyun felsefesi biraz farklılaştığı zaman işlerin farklılaştığını görüyorsunuz. Erol Hoca'nın tutucu oyunundan Emre Belezoğlu'nun daha rahat serbest önde oyunu. Serbest oyunla geçtiği andan itibaren iş başka bir yere ama gidiyor. Ama şu var. Tabii senin görüşündür. Saygı duyarım. Ama benim fikrim değişmez. Tabii ben fikir konuşuyorum. Hadi çıkar Abubakar'ı göreyim. Son 10 maçı yani Abubakar'sız oynadı şampiyonluğa giderken Beşiktaş. Tamam. Ne yaptı? Çok gol attı. Karagümrük'e mağlup. Şeye mağlup, Galatasaray'a mağlup, Ankara Gücü berabere. 4 golü de Ankara Gücü attı. Toplamda da 13-14 golü var. Abubakar geldikten, Kasımpaşa mağlubiyeti var bir dakika. Hayır, Abubakar geldikten sonra ne oldu? Başakşehir'i yendi, Fenerbahçe'yi yendi, çıkışa geçti. Yani tabii ki Sergen Yalçın bina etti. Mesela geçen seneki şeyde de Burak Yılmaz'la bina etti aynı oyunu. O fikrin sahibi elbette teknik direktör. Ama teknik direktörü başarılı yapan, yani tabelaya yazdıran oyuncu performansı. Ya da oyuncu performansını nereye çekti? Yukarıya tabii, taşıyan hayır, teknik direktör. Mesela Samat da. Nerede attı? Belçika'da. Yani Belçika'da Hollanda Ligi, Belçika Ligi ben hiç ölçü almıyorum. Özellikle golcüler için. Çok böyle oyuncuları parlatmaya yönelik bir lig olarak düşünüyorum. Samat da kötü oyuncu mu? Değil. Ama bak Samat'ta'nın girdiği pozisyon sayısına hemen hemen Abubakar'la aynıdır biliyor musun? Oynadığı maçlarda. Birisi 5'te 1 yapmış. Öteki 11'de 0 falan yapmış. Şeyden kastettiğim orada anladım. Kaliteden kastettiğim o. İyi oyuncu. Oyuncuya kalan kaliteden bahsediyorsun tabii. Sen abi. Teknik direktörün işini aynen. Yaptığı ama oyuncuya kalan kaliteden aynen. Mesela, bahsediyorsun. Aynen. Mesela Fenerbahçe'nin üzerinde konuştuğumuz zaman Ersun Hoca dönemi, Erol Bulut dönemi en çok hepsi Fenerbahçe. 11'de bir bak, kaleyi tutan 11 şuttan biri gol olmuş. Yani burada teknik direktör kötü çalıştırdı, kötü taktik verdi diyemez. Bu performans oraya geldiğinde. Yanlış oyuncular tercih mi edildi o zaman? Yani kurarken kadroyu sportif yani alınan oyuncular doğru oyuncular. Ben
burada oturduk konuştuk. Samat da niye bu takımda demedi? Bir iki oyuncuya dedim neden diye ama eldeki imkanlar doğrultusunda, eldeki maddi imkanlar, işte serbest kaldı, kiralık aldın doğrultusunda alınabilecek en iyi oyuncuları aldılar. Ama olmuyor bazen, olmuyor. Yapacağım bir şey yok yani. Yani burada Abubakar uçuyor gidiyor, Portekiz'de niye olmuyor? Mesela ona baktığın zaman, Gezal burada uçuyor, niye Premier Lig'de yapamadı? Ben tamam, yani, hoca dokunuşu ve hoca sistem yani oyunu olduğunu düşünüyorum. Dokunuş var, şey var. Mesela ben Samatta'ya güvenip yola çıkamam. Neden çıkamam? Geliyor stoper, ilk hava topunda dizi bir koyuyor sırtına. Diyor orada, ondan sonra geçmiş olsun. Başlıyor köşeleri kaçmıyor. Yürek de yok yani oyuncu. Benim hissettiğim yani. Yani o cesaret, o stoperlerle dövüşüp orada... Oyuna adamışlık yok diyorsun abi. Yani o, benim hissettiğim o. Belki de vardır. Yanlış hissediyorum. Onu bilmem. Mesela Valencia öyle değil. Her şeyini veriyor sahada. Karakter olarak da veriyor, hırsız olarak da veriyor. Yapıyor, yapamıyor ayrı. Evet. Bu oyuncu 2-3'ten ziyade 8-9'a çıktığı zaman Beşiktaş'taki başka bir şey çıkıyor. Tabii tabii, aynen. Aynen, mesela Sivas maçı. İrfan Can çıkmasa başka bir maç olmaz. Devam ederdi yani. İşte zaten sıkıntı var. Yani bir parçayı çıkartınca darma duman oluyor. Tabii tabii. Yani eğer oyuncu kalitesi arasında çok büyük farklar yoksa ona ihtiyacım var işte. Yani o nedenle Emre Belözoğlu eleştirebiliriz oyunu ama büyük takım teknik direktörüdür. Şundan Alanya maçında Mesut'u 15 dakika daha sahada tutması, 10 kişi kalmasına rağmen büyük takım teknik direktörü refleksidir. Bir şey yapar. 9 kişi oynamayı göze aldı. Hı hı. İşte Ankara Gücü maçı, son 15 dakika forvetleri sahaya atması. O bilmiyor mu çok forvette çok gol olmayacağını. Ama bir risk almak zorunda. Beraberlik yaramıyor. Kazanmak adına hamleler yaptı sürekli. Kaybettiği maçlarda bile. Yani büyük takım hocası olacaksan, büyük camianın temsilcisiysen orada, bir, kazanacağız abi. Kazanacağız. Gürcan abi, sezon şuraya geldi.